Tüm canlıları önce aşkı muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konumuz Alevilik ve Alevilik tarihi. Alevi tarihini İslam tarihinin bir parçası olarak görenler hala var ve hala çoğunluktalar. Alevilik deyince benim aklıma ilk gelenler Ayini Cem, sizlerin de hepinizin bildiği gibi 12 hizmetli, Kırklar Meclisi, Varlığın Birliği, Devriye, Sema, İkrar Verme, Nefes, Deyiş, Bağlama, Dört Kapı Kırk Makam, Ocak Sistemi Dedelik Kurumu, Dem Alma, Müsaitlik, Düşkünlük Kurumu ve Bozatlı Hızır. Hepinizin bildiği gibi bu saydıklarımın hiçbirisi İslam'da yok. Bunun yanında İslam'da olanlar da Alevi yolunda yok. Alevi yolunda yok, ne yok? Namaz yok, hac yok, cennet cehennem inancı yok, Ramazan yok, cami yok, mescit yok. İslam'ın Kâbesi Mekke'de, bizim Kâbemiz insan. İslam inancında yaratan ve yaratılanlar ikiliği var. Bizde yaratan ve yaratılan birliği var. Yani kısaca inandığımız Tanrı aynı değil. Resmi tarih bu kadar ayrılığa ve bu kadar aykırılığa rağmen, her iki inanç arasındaki bu kadar ayrılığa ve aykırılığa rağmen Aleviliği İslam'ın bir parçası olarak sunmaya devam ediyor. Ve devamlı susmuyor da, devamlı tekrar ediyor. Bu temelsiz, asılsız bilgilere bir kısım Alevi kurumları, Alevi ocakları da iştirak ediyorlar. Bunu artık tartışma konusu yapmak çok fazla istemiyorum. Bunu bir tarafa bırakarak biz hangi daldan koptuk, hangi kayadan kopup geldik, hangi daldan düştük, bunu aramak, bulmak üzerine bir sohbete girmek istiyorum. Şimdi Alevi tarih bizim resmi tarih bizim Alevi tarihimizi bize anlatmıyor. İş bizim başımıza düşüyor. Biz kendi yaramızı kendimiz saracağız. Kendi sorularımızın cevabını kendimiz bulacağız. Ya kendi tarihimizi, kendi inancımızın köklerini bulup ortaya çıkaracağız. Ya da başka bir inancın bir parçası gibi hiç var olmamış gibi yok olup gideceğiz. Bu Alevi tarihi nereden başlar? Bunun cevabı aslında bizim aşık sadıklarımızın nefeslerinde kısmen ütopik bir dille de olsa da dile getirilmiş. Bir iki örnek vereyim ben. Harabi Baba diyor ki, Kafunun hitabı isar olmadan biz bu kainatın iptidasıyız. Yani ol buyruğu verilmeden önce biz bu evrenin başlangıcıyız diyor. Yine Devrani, sorma ne hacet bizleri sofu, ta ezel künyede ismimiz vardır. Dünya kurulmadan 100 bin yıl önce şol yeşil kandilde cismimiz vardır. Yani dünyanın kuruluşundan 100 bin yıl önce başka bir gezegende, başka bir yıldızda cisim olarak var olduğumuzu öne sürüyor. Yine Harabi Baba, daha Allah ile cihan yokken biz onu var edip ilan edildik diye çok ütopik bir anlatımla ve bizim başlangıcımızı zaman ve mekan ötesine kadar götürüyor. Alevi ozanlarının aşırı sadıkların içinde ütopik olmaktan çıkan ve daha gerçekçi bir anlatımla Alevi tarihini bir yerden başlatan Aşık İsmail var. Aşık İsmail şöyle diyor, akan dört ırmağın aslını sorarsan Selçeşme'den gelir suyun durusu. Selçeşme, Alevilik kendini Selçeşme olarak tanımlar. Akan dört ırmak, İbrahim dinlerin, semavi dinlerin dört kitabı, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an, ondan bahsediyor. Yani bu dört kitabın bizden, Alevilikten geldiğini öyle söylüyor. Şimdi az önce de dediğim gibi Alevi tarihini, resmi tarih asılsız, mesnetsiz bir şekilde 1400 yıllık bir geçmişe sığdırmaya çalışıyor. Peki Alevi tarihi nerede, ne zaman başlar? Yani bunu ben geçmişte birçok Alevi mürşidiyle, Alevi büyüğüyle, piriyle konuştuğumda sordum. Dedim ki, Alevilik ne zaman başladı? İlk ne zaman başladı? Bana verdikleri cevap şuydu. Ayini Cem ilk ne zaman nerede yürütülmüşse
Alevilik de o zaman o mekanda başlamıştır dediler. Aşağı yukarı söz birliği içinde bütün pirler, mürşitler benim ilk gençlik, çocukluk yıllarımda bana bu cevabı verdiler. Peki Alevilik ilk ayinice nerede, ne zaman yürütülmüşse, oradan başladıysa bir soru daha geliyor akla. İlk ayinicem nerede ve ne zaman yürütüldü? Buna cevap olarak bugünlerde şöyle bir cümle kuruluyor. Deniliyor ki ilk ayinicem günümüzden 1400 kadar, 100 yıl kadar önce Hazreti Ali'nin Topraklamlı evinde Arabistan Yarımadası'nda yürütüldü ve Alevilik orada başladı. Şimdi elimizde Hazreti Ali'nin evinde cem kurulduğuna, bağlama çalınıp nefesler söylendiğine, semah dönümlerine hiçbir kayıt yok. Bırakın Hazreti Ali'nin bağlama çalıp semah dönmesini, cem yürütmesinde, Hazreti Ali'nin Alevi erkanından haberdar olduğuna dair de en ufak bir bilgi, belge ve bilgi kırıntısı da yok. Elimizde Hazreti Ali'nin bütün hitaplarını, vecih sözlerini, mektuplarını toplandığı bir kitap var. Mektul Belaga. Yani dilinize geçmiştir, belki görmüşsünüz bu kitabı. İçinde ne ayinicem ne de Alevi'nin herhangi bir kırıntısı yok. Alevi'nin ağası bile yok. Şimdi hurafeleri bir kenara bırakıp gerçeklerin peşine düştüğümüz zaman Alevi'liğe ait ilk yazılı belgeyi günümüzden yaklaşık 4150 yıl evvel öncesine de bir Sümer silindir tabletinde buluyoruz. Bu da silindir tableti deniyor buna. Bu tablet iki tane silindirik yuvarlak tablet 50 santim yüksekliğinde aşağı yukarı ve 30 santim çapında 1877 yılında Irak'ın Giusu şehrinde bir Fransız arkeolog, aslında arkeolog değil, konsolos yardımcısı olarak oraya gitmiş. Ancak arkeolojiye merak salarak orada yaptığı kazılarda 1877 yılında bu iki silindir tableti bularak arkeoloji dünyasına kazandırmış. Benim çok önceden 2004 yılından beri öne sürdüğüm bir iddia var. Bu Gudea silindir tabletleri Aleviliğin en eski yazılı belgesidir. Niye derseniz, önce bu silindir tabletlerin kimin tarafından ne zaman yazıldığına dair biraz daha bilgi vereyim. Sümer uygarlığının son reformist kralı, Lagash şehir devletinin prensi Gudea tarafından milattan önce 2125 yılında yazdırılmış. Ve 1877'de bulunarak bir yıl sonra da Paris'te Louvre Müzesi'ne taşınmış. Halen Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Dileyen arkadaşlara sergilenme numaralarını sergiledikleri salonunda verebilirim. Bu silindir tabletlerin önemi nedir? Burada ne anlatılıyor? Bunu biraz daha dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışayım size. Şimdi Gudea silindir tabletlerinde Sümerli şairin yazıya döktüğü Sümerlerin 7 günlük bir yeni yıl bayramı ya da yeni yıl festivali anlatılıyor. Bu silindir tablet Gudea'nın bir ibadet evinin yapımını anlatarak başlıyor ve sonra bir 7 günlük bir kutlamayla ve kutlamanın sonunda bir ayinle sonlandırılıyor. Bunu tercüme edip yazıya döktüğümüzde bu silindir tabletin bilhassa 7 günlük festival bölümünü yazıya döktüğümüzde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Bu silindir tablette anlatılan 7 günlük bayram, bizim 7 gün kutladığımız, her yılın Rumi takvimin ilk ayında kutladığımız Hızır haftası ya da Hızır bayramıyla her yönüyle, bütün kurumlarıyla, işleyişiyle
birebir örtüşüyor. Bu çok ciddi bir iddia. Ancak çok iddialı bir söylem. Ancak anlatacaklarımı biraz dikkatle dinlerseniz bana hak vereceksiniz. Şimdi birinci benzerlik Sümer Yeni Yıl Bayramı ile Alevi Hızır Bayramı arasındaki birinci ilk benzerlik. İkisi de aynı günlerde kutlanıyor. Hızır haftası yeni yılla birlikte, yani yeni yıl dediğimiz Rumi takvime göre yeni yıl, miladi takvimden 13 gün sonra başlar, ayın 14 Ocak'ta başlar ve 14 Şubat'ta sona erer ilk ayı. Alevi Hızır ayı da bu günlerde başlar. Sümer Güdel-Sinizabeti'nin edindiğimiz bilgilere göre Sümer 7 günlük yeni yıl bayramı da aynı günlerde başlıyor. Bir benzerlik daha var. Yeni yılın girişiyle birlikte başlamıyor Sümer yeni yıl bayramı. Birkaç gün bekletiliyor. Alevi Hızır Bayramı da Hızır haftası da aynı şekilde bekletilir. Çünkü Hızır haftasının bir özelliği var. Son günün Perşembe gününe denk gelmesi ve kutsal olan Perşembe gününde Hızır Cemi'nin yürütülmesi gerekir. Bunun için gerektiğinde takvimin gelişine göre 1-2 gün, bazen 3 gün geç başlatılır. Bunun sebebi son günün Perşembe gününe denk gelmesidir. Aynen bizim bugün yaptığımız gibi 4200 yıl evvel Sümer'de de bu bayram yine Perşembe son günü Perşembe gününe denk gelsin diye yeni yılda yeni ayın girişinden birkaç gün sonra başlatılıyor. Bu çok açık ve net şekilde anlatılmış. Aslında bir haftadır Hızır haftası. Ancak son gün Perşembe günü yürütülecek cemin kurulacak aynı cemin ocağın Piri Mürşidi tarafından yürütülmesi esastır. Ancak taliplerin dağınık yerlerde oturmasından dolayı bu 4 haftaya yayılmıştır. Biz Sümer tablesinde bu 4 haftaya yayılmayı pek göremiyoruz. Belki aradan geçen 4200 yıllık süre içinde bu şekilde düzenlenmiştir. Şimdi ikinci benzerlik Sümer ayiniyle, yani bu Güdea-Silindir tabletlerinde anlatılan Sümer ayiniyle Alevi Hızır haftası ya da Hızır Cemi arasındaki benzerlik. Aynen bizim bugün uyguladığımız gibi bir düşkünlük kurumu var. Düşkünlük kurumu dediğimiz şey ikrarına sadık kalmayıp kendini kirleten, cana kıyan, çok evli olan insanların malı malımızdan, davarı davarımızdan ayrı olsun diye cemaatten uzaklaştırırız biz. Adına düşkünlük kurumu denir. Hepimiz bunu çok yakın bilirsiniz. Aynı şekilde ayinin başlanmasından önce Gudea silindirinde anlatılan o ki kirli olanlar, temiz olmayanlar, cana kıyanlar ibadet mahallinden uzaklaştırılıyor ve düşkün ilan ediliyor. Bu ikinci benzerlik. Üçüncü benzerlik Alevi Ayini Cemi'nin bir ön hazırlıkları var. Lokmanın hazırlanması, demin hazırlanması, çerahın hazırlanması. Bu hazırlıklar da birebir çok detaylı bir şekilde anlatılmış Güdea-Silindir tabletinde. O da birebir örtüşüyor. Bir başka benzerlik, bizler cemal cemale toplanırız. Yüz yüze toplanırız. Çünkü bizim Kabe'miz insandır. Bir yöre yönlendirmeyiz. Biz insana döneriz. Yüz yüze cemal cemale toplanırız. Sümer Ayini Cemi'nde de Sümer Güdea-Silindir tabletinde anlatılan ve son gün yürütülen ayinde de katılımcılar yüz yüze toplanıyorlar. Bu da çok açık, net bir şekilde anlatılmış. Yine Hızır ayının önemli özelliği fakirin, yoksulun, zayıfların, güçsüzlerin korunmasıdır. Bu ruh içinde Hızır haftası kutlanır, Hızır bayramı kutlanır. Aynı ruh Sümer ayinine de var. Şimdi
Bizim aynı cem başlangıcından önce herkesin birbirine rızalık vermesi gerekir. Aynı cemi yöneten pir herkesin rızalığını alır. Kendisi de rızalık alır. Aynı şekilde Sümer ayininin başlangıcında da ayini yöneten ruhban katılımcıların birbirine karşı hiçbir şikayeti, suçlaması, ithamı olmayacak şekilde rızalıklarını alır. Bu da çok açık, net bir şekilde anlatılmıştır. Tabii benzerliğin durup noktası, her iki ayin arasındaki benzerliğin durup noktası, her iki ayinde de ayini yönetmek için 12 tane hizmetli atanır. Bizim bugün atadığımız 12 hizmetli gibi Sümerler'de geçmişte cemlerini, ayinlerini yönetmek için 12 hizmetli atamışlardır. Daha da ötesi, bizim cemlerde cemleri de düzeni kuran, yöneten, yönlendiren hizmetliler aslında vekaleten o posta otururlar. Asıl vekalet sahibi Alevilerin diğer ulu, eski ulu pirleri, mürşitleridir. Aynı uygulama, aynı vekalet uygulaması Sümerlerde de var. Sümer aynı ceminde de var. Şimdi biz kutsal bir müzik aleti çalarız. Bir müziği onunla icra ederiz. Adına bağlama deriz. Sümer ayininde de yine aynı tezeneli bir müzik aleti çalınıyor. Adına balak deniyor. Balakla bağlama arasında bir ses benzerliği var. Yani bu çok, bu benzerliklerin üzerine bunu söylediğimiz zaman çok kolaylıkla tahmin edebilirsiniz ki bağlama, balak, akatlarda buna balago deniliyor. Balago ya da balağın Türkçe fonetiğine uydurulmuş şeklidir. Şimdi Aleviliğin aynı ceminde semah dönülür. Semah kendi ekseni etrafında bir daire etrafında dönüşlerden oluşur. Yani bu dansın temel figürü kendi ekseni ve bir daire etrafında dönmedir. Yine Sümer'de de senede bir yapılan bu kutsal ayinde dönerek dans edildiği, yine bu tabletlerin okumasında ortaya çıkıyor. Şimdi bir başka benzerlik de şu. Aleviliğin tapınak geleneği yoktur. Alevilikte cami, havra, kilise benzeri tapınaklar yoktur. Alevilikte ruhbanların evi, yani biz bunlara ocak diyoruz. Aynı zamanda Aleviliğin idari mekanlarıdır. Aleviliğin merkezleridir. Yani ocaklardır bizim merkezlerimiz. Biz ocaklardan, Alevilik Alevi ocaklarından yürütülür. Yani tapınağı yoktur. Camisi yoktur Aleviliğin. Kilisesi, havrası yoktur. Alevilikte bu cemin yürütüldüğü mekan özel dizayn edilmiş mekan dedi. Nerede cem yürütülse orası Alevili bir ibadet mekanı. Onun adı meydandır. Meydan evidir. Yani köyde hangi evde hatta buna meydan açma denir. Cem yürütülmüşse orası Alevi'nin ibadet mekanı haline gelir. Sümer silindir tablesinde bahsedilen ve inşasının anlatıldığı mekanda meydan olarak 7 adet meydan olarak tanımlanmış ve bu 7 adet meydanın toplamına da Eninu denilmiş. Eninu ev demek, Ninnu 50 demek, yani 50'ler evi. 50'ler evi nedir? Yani 50'ler de aslında bizim çok dilimizden düşürmediğimiz 3'ler, 7'ler, 40'ların toplamıdır. Yani bu benzerlikler bu kadar. Yani biz Alevi Hızır Haftası'nı, Hızır Bayramı'nı yazıp bir kağıda dökmek istedik. Ancak Gudea silindir tabletinde anlatılanlar kadar anlatabilirdik. Yani A'dan Z'ye, tepeden tırnağa,
en ince detaylarına kadar bugün Alevilik'te Hızır Aftası'nda ne yaşanıyor ve yaşatılıyorsa hepsi günümüzden 4200 yıl kadar önce Sümer'de yaşatılmış ve Sümerlerin ünlü reformist kralı Gudea tarafından, Lagaş kentinin reformist kralı Gudea tarafından kayda geçmiş ve bu büyük bir tesadüf eseri 1877 yılında bulunmuş. Şu anda Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyor hala. Şimdi Alevilikle ilgili konuşanlar, söyleyenler Aleviliğin yazılı kaynağı yoktur diyorlar. Ama işte elimizde yani hepsinden bütün inanç kaynaklarının yazılı eserlerinden çok daha eski, yazının ilk bulunduğu yıllardan başlayarak yazıya geçmiş bir yazılı kaynak var. Ve bu yazılı kaynak bütünüyle, tamamıyla bizi anlatıyor. Yani baştan aşağı ben bu yazılı kaynağı İngilizce tercümesinden dikkatle tercüme ettim ve bulduğum her şeyde biz vardık. Alevilik vardı. Tabii bu önemli bir iddia. Tartışmaya da açık.